Keçiören gücünde kalmıştık Nazım abi. Doğru. Şimdi Keçiören gücü sessiz güç. Ne yapacağı ne içe belli olmuyor ama yani sahası zemini olan bir takım ve aynı zamanda yatırım yapan bir takım. O da sessiz güç dediğimiz takımlardan bir tanesi. Belki taraftarı yok ama yürekleri var. Çok da güzel bir kadro yapılanması var. Baktığımız zaman mesela bir Mamed Yuf gibi bir oyuncu geldi. Golleri de atmaya başladı. Bana göre Keçiören gücü de yine playoff hattında olacak takımlardan bir tanesidir. Zaten onlar belli bir istikrarı koruyan takımlardan biri aslında sürekli. Bir de alver yapıyorlar. Sadece almıyorlar, satış da yapıyorlar. Bence bu önlem çok avantajlı. Alper, Tabii. Zaten bütün izleyicilerimizin aşina oldu. Sonra Olavoy'un Çaykur Rizespor'daki Eze ilk orada başlamıştı mesela. Evet. O da şu an mesela Pendik'te. Bugün gibi oyuncuları mesela bulup hemen satışını yapıyorlar. O da çok, Eze de çok dolaştı. Tabii. Parasını kazanıyorlar. İstanbul Spor'da da yine forma giymişti. Buradan abi istiyorsan Manisa'yla devam edelim. Tabii azıcık. Bir Karagümrük var orada istersen. Ha, Karagümrük var. Pardon. Atlamayalım çünkü Karagümrük yanıyor gözümden, biliyorsun. Gözümden kaçmasın. Kızmasın Karagümrükler sonra. Yok estağfurullah. Karagümrükler. Yani çok çok şanslı bir cami. Neden biliyor musun? Yani statları yok be kardeşim. Doğru. Yani Karagümrük'le alakalı ben 1000 tane program yaptım ama buradan tekrar söylüyorum. Yani olimpiyatta hakikaten ciddi bir sıkıntı çekiyorlar. Özellikle Süper Lig'de de Süper problem yaşadılar. Yani bir an evvel yani İstanbul'da her takımın stadyumu var ama Karagümrük'ün artık stadyumun olma zamanı geldi, geçiyor bile. Ben onlarla alakalı takımlar bir yorum yapmayacağım. Ben statla alakalı yorum yapacağım çünkü stadyuma şiddetle ihtiyaçları var. Eyüp de bunu yaşadı zaman. Eyüp ama gene şanslı. Kendi sahasında oynadı ama Karagümrük hiç oynayamadı. Evet. Süper Lig'e çıktı. Şimdi gerisin geri düştü. Olimpiyata hapsoldu maalesef. Buradan abi Manisa yapalım istiyorsan. Manisa deyince valla aklıma direktman Çağdaş Çavuş geliyor. Manisa'nın da 11 puanı var. Evet. Yani şöyle. Üçüncülükten gelen bir teknik direktör. Yani burada da eski yönetim. Şimdi federasyonda yönetim kurulu üyesi oldu. Mevlüt Aktan Başkan'a tebriklerimi sunuyorum. Çünkü üçüncülükten bir hoca getirip de birincilikte hoca yapmak her babayiğidin harcı değil. Ama Çağdaş Çavuş vizyonu, çalışkanlığı. Çünkü üçüncü de şampiyon yapmıştı takımın Kepespor'u. Ve baktığımız zaman şu an Manisa Futbol Kulübü keyif veren, zevk veren bir anlayışa sahip. O yüzden ben Manisa Futbol Kulübü'nün de bu sene çok başarılı takımlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Evet, Bandırma'dan da bahsetmiştik. Bandırma Gençler bile Iğdır, Esenler. Evet. O grubu daha da hızlıca değerlendirelim. Hemen geçelim. Iğdır Futbol Kulübü zaten bence bu ligin rengidir. Süper Lig'e çıkarsa kimse şaşırmasın. Çünkü yapılanmasıyla aslında örnek bir modeldir kendisi. Başta Can Türk Alagöz Başkan. Mesela düşünün stadyumlar onların da yetişmiyordu. Cebinden bütün masrafları karşıladı, stadyumu öyle halletti. Yoksa şeydi, Iğdır Futbol Kulübü de Sakarya Spor gibi, Ahmet Spor gibi diğer diğer dolaşacaktı. Ama bütün masrafı kendisi açmıştı. Çok ciddi yatırım yaptılar. Evet, bu ışıklandırması sezonda olsun, sahanın diğer noktaları olsun. Bandırma Spor da gene Stadize'de. 17 Eylül Stadyumu bence tanzimattan kalan bir stadyum. Çok çok eski bir stadyum. Konforsuz bir stadyum. Ama takım iyi yolda, güzel gidiyorlar. Gençler Birliği Recep Hoca ile beraber enteresan bir noktaya geldi. İsmail Kartal'ın yardımcısı. Onlar da ama bir ileri iki geri yapıyorlar. Tam oturmadı takım belki ama yavaş yavaş onlar da belki... Ben ilk hazırlık maçlarını izlemiştim. Evet. Beşiktaş'ta yanlış hatırlamıyorsam oynamışlardı. Evet. Orada fena görüntü vermemişlerdi aslında. Aslında ligi kötü başladılar ama. Evet. Kötü başladılar ama şimdi toparladılar. Toparladılar ama tabii biraz sıkıntıları da var baktığın zaman. Esenler Erekspor esas çok kötü başladı. Hatta 4'te 0 çekti. Aslında Mehmet Hoca da bu ligi bilen birkaç tane de takım çıkarmış üstüne Mehmet Altıparmak. Şöyle bir durum var. İkinci ligde yapılan anlaşmalar hep bir yıllıktır. Hmm. Yani 3 yıllık bir anlaşma yapılmaz ikinci ligde. Bir yıl yaparsın bitersin. Oyuncuların çoğu aslında dağıldı Erekspor'da. O yüzden yeni oyuncular geldi. Hep diyoruz ya zaman. Adaptasyon. Adaptasyon süreci, zaman süreci. Bir de mesela şunu yaptılar. Akıllı bir politika. Kiralık oyuncuya yöneldi. Mesela Mama Faye. Rize Spor'dan aldılar. Oscar Pinci. Hep mesela kiralık oyuncuya yöneldi. Ekrem yani Kılıçarslan. Süper Lig takımlarının tabii, elden çıkarmak istediği belki oyunculara yöneldi. Mesela Mama Faye'yi ben şaşırıyorum yani. Mama Faye bence her yerde oynar yani. Çok başarılı. Bir tane Jack aldılar. Ryan Jack. Glasgow Rangers'tan geldi. Enteresan bir şey. Çatakovic. Mesela ben süper takımlarından beklerken Bosna Hersek Sarayova'dan gol kralı bir adam geldi. Çatakovic çok başarılı. Esenler Erekspor'da geç başladı ama tam başladı. Tam bunu ileri. Buradan abi atladığımız bir takım var mı diye bakıyorum. Çorum'la devam edelim istiyorsan. Çorum Futbol Kulübü deyince aklıma direkt Oğuzhan Yalçın gelir. Çorum'dan da bahsetmiştim. Evet gerçekten yayın başı çünkü yani bir takımın bir kulübün her noktasında görev alan bir başkan. Yani adeta Çorum Futbol Kulübü'nü yaşıyor kendisi. Zaten Çorum taraftarı da aslında futbolcular ve teknik heyetten ziyade başkana güveniyorlar. Bu sene onlar da biraz kötü başladı. Ama bir maç var ki Sakaryaspor maçını belki sen de hatırlarsın. Yani gol beklentisinin 7 falan olduğu, yani böyle bir rakam da yoktur herhalde. Gol beklentisi 7 idi, 35 şut, işte %80 topla oynama falan. Ama mağlup oldular.
futbolun güzelliği buydu ama toparlanma devresine yavaş yavaş geldiler. Oradan Bolu Spor'a geçelim. Geçelim abi. Bolu Spor bu ligin en kıdemlisi. Evet. Yani kimleri yukarı gönderdi, kimleri aşağı gönderdi. Bolu Spor yarenler hep orada kaldı. Başkanları gerçekten Savaş Başkan ve yardımcısı Mahmut Bey gerçekten can siperhane çalışıyorlar. Onlar da hocası değişti. Serhat Gülpınar vardı, değişti. Ufuk Kahraman geldi. Gelmişken de Ufuk Kahraman önce bir Ahmet Spor beraberliği, ardından kendilerindeki 2-0 galibiyetle beraber onlar da bir çıkış trendinde. Onlar da iddialı. Bir playoff yaparlarsa hiç şaşırmasınlar. Geçen sene kimse onlara ihtimal vermiyordu Levent'cim. Playoff yaptılar. Yalçın Koşu Kavak'la. Bu sene de yine bir sürpriz yapabilirler. Çünkü burası Bolu, hiç belli olmaz yani. Onu söylemek ki istiyorum. Bolu deplasmanı her zaman zordur, zorlu değil deplasman, mi? Zorlu deplasmandır. Tabii özellikle kışın bir daha hava şartları da işin içine gelince. Ama Bolu stadında da atmosfer biraz çok çok eski bir stadyum. Eski yani, stadyum olduğu için zorlayabiliyor evet, gelen takımları. Doğru, doğru. Yani üzüldüğüm bir camiye Ankara Gücü geçen sene gerçekten ağlaya ağlaya düştüler. Yani Süper Lig'den çok acı bir şekilde düşmüşlerdi. Hatırlarsan Trabzon maçı. Evet. Yedek kulübesinde hüngür hüngür ağladığı evet. bir durum vardı. Şöyle bir durum var Levent. Ankara Gücü camiası düşmeyi daha kaldıramadı. Yani Ankara Gücü biz daha hangi ligdeyiz daha onun daha yadırgaması içerisindeler. Onu daha çözemediler. Çünkü büyük camianın burada ne işi var noktasındalar. Kemal Özdeş vardı. Lig başlamadan değişti. Cihat Aslan vardı. Değişti. Şimdi Kenan Koçak geldi. Kenan Koçak da biliyorsun Stefan Kos'un yardımcısıydı. Milli takımda. Milli takımımızda. İyi bir tercih mi kötü bir tercih mi tartışılır. Bunu zaten Ankara Gücü taraftar tartışıyor. Acaba iyi bir tercih mi yaptı? Çünkü bu lig de böyle acımasız bir lig. Kolay bir lig değil. Bu gerçekten. Ligi bilen teknik adamların avantajı var. Avantajı var. Şimdi hocamız Türkiye'de hiç çalışmamış. Oyuncu da bilmen lazım şimdi. Evet. Abi. Yani bu evet. ligin dinamiklerini bilen veya evet. işte takım çıkaran oyuncular da evet. olur hep alt liglerde. Bravo. Burada var Tolga ve Efkan mesela. Aha. Şimdi Tolga ve Efkan kaliteli oyuncular. Süper lig seviyesi. Süper lig seviyesinde ama onların da taşı altına elini koyması lazım. Orada bir ki sezon başında abi yanlış bilmiyorsam kalıp kalmayacakları da çok tartışıldı. Çok sıkıntı. Yani cep arası sıkıntı çok uzadı oldu. Yani Basarok'ta sıkıntı oldu. Rodriguez'de sıkıntı oldu. Onlar da Tolga ve Efkan da oynamayacağız dediler. Oynayacağız dediler. Sonra kampa geldiler. Kampa geldiler gittiler. Hatta golden sonra Efkan'ın tribünlere bazı enteresan hareketleri vardı. Yapmaması gereken hareketler bunlar. Bunlar neden yapılıyor? Ben de bunları inan çözemiyorum bu hareketleri ama büyük camiye, şampiyon camiye, şampiyonun ihtiyacı olan camiye Ankara Gücü'nün kolaylıklar diliyorum kendilerine. Evet, buradan abi devam edelim istiyorsan. Tamam. Birazdan bir bağlantımız olacak. Tamamdır. Küme düşme hattında Sakarya Spor var, Şanlıurfa Spor var, Adana Spor var ve Yeni Malatya Spor var. Bir kez Yeni Malatya Spor düştü diyebiliriz. Yani 4 takım düşüyor birincilikten. Maalesef bir takım belli şu an.